Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız Proje, projemizin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım yazı, iş kırılım yapısı ne işe yarar? Projeyi teslimatlarına ayırmak anlamına gelen iş kırılım yapısının önemi, proje yöneticileri tarafından tam anlaşılamıyor. Bir projenin iş kırılım yapısı mutlaka olmalıdır. Çünkü yapılması gereken iş paketlerini atlamanızı önler. Bir işi daha küçük parçalarına bölmek, yapılacak her işi fark etmenizi ve projede yer almasını sağlar. Paydaşların kendi üzerlerine düşen iş paketlerini görmelerini ve bütün içindeki rollerini kavramalarını sağlar. İş kırılım yapısı oluşturmak, projeyi daha küçük parçalara ayırmak, rol ve sorumluluklara ilişkin sıkıntıları ortadan kaldırır, projede yer alan herkesin kendi üzerine düşen işleri görmelerini ve rollerini anlamalarını sağlar. Proje paydaşları arasında ne zaman ve nasıl bir iletişim kurulması gerektiğini gösterir. İş kırılım yapısında yer alan daha küçük parçalar, fazlar veya aktiviteler paydaşların hangi zamanda ne şekilde bir iletişim kurması gerektiğini gösterir. Böylece proje aktiviteleri aksamadan gerçekleştirilebilir. Paydaşların teslimatlara ilişkin beklentileri görmelerini ve netleştirmelerini sağlar. İş kırılım yapısında teslimatları net bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman o teslimatların doğru tamamlanmasına ilişkin paydaşların beklentilerini netleştirebiliriz. Böylece onların da o teslimatla birlikte neyi başarmayı umduklarını ve projenin başarıyla nasıl ilerlemesi gerektiğini görebiliriz. Riskleri daha kolay tanımlamayı sağlar. İş kırılım yapısı ile birlikte hangi noktalarda problem çıkabileceğini daha net görebiliriz. Kapsam değişikliklerini önleyebilmenizi, değişikliklerin olası etkilerini daha iyi görebilmenizi sağlar. İş kırılım yapısında herhangi bir değişiklik olduğunda daha kolay düzenleme yapabilir. Ortaya çıkan değişikliğin projeyi, zaman, maliyet, kapsam ve diğer konularda nasıl etkilediğini daha iyi görebilirsiniz. Projenin daha kolay yönetilebilmesini ve iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Projeyi daha küçük parçalara ayırmak, yönetimi ve kontrolü kolaylaştıracaktır. Böylece projeyi başararak sonuçlandırmak mümkün olacaktır. Zaman, maliyet ve kaynaklar ile ilgili daha gerçekçi tahminler yapılabilmesini sağlar. İş kırılım yapısı, projeyi daha küçük parçalara bölmek anlamına geldiği için daha gerçekçi zaman ve maliyet tahminleri yapılabilir. Zaman, maliyet ve kaynaklarla ilgili ihtiyaçların net olarak görülmesini sağlar. İş kırılım yapısındaki daha küçük parçalar, işlerin gerçekleştirilmesi için hangi tipte kaynakların gerekli olduğunu net olarak görmemizi sağlar. Kontrol kabiliyetini ve teslimat düzeyinde başarı kriterlerinin belirlenebilmesini sağlar. Projeyi bir zaman çizgisi üzerinde düşündüğümüz zaman, projenin gidişatını belli noktalarda kontrol edebilmemiz gerekir. İş kırılım yapısı bu kontrol kabiliyetimizi artırır. Her bir teslimatın başarıyla tamamlanması, projenin başarıyla ilerlediğinin bir teminatıdır. Böylece iş kırılım yapısını hazırlayarak, projenin başarı kriterlerini projenin içindeki belli noktalara dağıtarak sonuç başarısına doğru gidebiliriz. Proje ekibinin desteğini almayı kolaylaştırır, hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda bir ekip bulunmasını sağlar. İş kırılım yapısının içinde yer alan teslimatlar, proje ekibinin de neleri başarması gerektiğini göstereceği için ve bu teslimatlarla da
proje hedefine ulaşılacağı görülebileceği için bir ekip çalışması, takım ruhu ortaya çıkacaktır. Bu yazımın da sonuna geldim. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, hoşça kalın.